Türk insanı aşağı yukarı 1,5 asırdır Londralı bankerlere, Parisli sermayedarlara, kini yakıt, nefreti azık, sonucu kazık olan küresel ekonomik merkezlerin doymaz iştahına feda ve kurban edilmiştir. Döngü aslında hiç değişmemiştir. Mesela Erzurumlu kardeşimiz ter akıtırken, helal lokmasını gece gündüz ararken emperyal soyguncular keyif ve saltanat sürmüşler. Kurdukları sömürü çarkıyla tertemiz emekleri gasp etmişlerdir. Elazığlı kardeşimiz çalışmış, önüne koyulan faiz faturasını ödemek durumunda kalmış. Buna karşılık para ve servet baronları palazlandıkça palazlanmış, kazandıkça kazanmışlardır. Dünden bugüne hesap aynıdır, kurgu aynıdır, tuzak aynıdır. Kanla, zulümle, zorla kurulan emperyalist mekanizmalar, işbirlikçileri de maşa gibi kullanarak doğudan batıya kaynak transferine ortam açmış, insanlarımızın bitap düşmesine, biçare kalmalarına neden olmuştur. Türk milleti 10 yıllardır ekonomik cendere, ekonomik muhasara altındadır. Bu makus talihin değişmesi artık milli ve manevi bir mükellefiyettir. Ana akım iktisat teorik, retorik ve teorileri hem ahlakı dışlamış, hem insanı ötekileştirmiş, hem de adaleti hiçe saymış, hem de yerel ve milli hassasiyetlere sırt dönmüştür. Nevşehirli vatandaşımız, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, tavsiye ve tembihinin ne kıyısında ne de köşesinde şahsına bir yer bulabilmiştir. Diyarbakırlı kardeşimiz, Yozgatlı köylümüz, Trabzonlu balıkçımız, Manisalı emekçimiz, inen çıkan borsa endeksi, artan azalan kur kadar değer görmemiştir. Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca bağlamıştır. Buna dayanmamız, sabır göstermemiz akla uygun değildir. Geldiğimiz bu aşamada derin ve tarihi bir sorgulamayla bize has, bize özgü, bizim ruh ve iman ve kültür kökümüzü yansıtan ekonomik sistemin bulunması hepimiz için ihmal edemeyeceğimiz bir sorumluluktur. Terör saldırısı varken, bekamız sarsılıyorken, şehitlerimiz omuzlarda son yolculuklarına uğurlanırken, yükselen adeta bahar havası estiren borsa işleyişini nasıl açıklayacaksınız? Açıklayacağız. ABD'de alınmış siyasi veya ekonomik bir karar neticesinde saman alevi gibi parlayıp sönen döviz ve faiz volkanına ne zaman itiraz edeceğiz? Yaşasın yaşasın, kazanan yaşasın mantığını milli ve manevi değerlerimizin neresine sığdıracağız? İnsani denge yerine piyasa dengesini vaaz ve vaat eden bir çarpıklığı nasıl göreceğiz, nasıl yorumlayacağız? Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımsızlığımızı nereye kadar koruyabileceğiz? Dümeninde milli iradenin olmadığı, denetim ve dengesini milli varlığın belirlemediği cari ekonomik model ve sistemle daha fazla nasıl yol alacağız? İstikrarlı bir şekilde Anadolu'nun yoksullaşması, Avrupa ve ABD'nin yükünü tutması feci bir akıbet, felaketi tecelli ettiren garabet değil de nedir? Türkiye ekonomik gözdağlarıyla susturulmak, sindirilmek, dinamitlenmek isteniyor. Ekonomi ve ticaret kanalları aracılığıyla ülkemizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Krize yatırım yapılıyor, ölümü gösterip sıtmaya razı gelmemiz tehditvari üslupla dayatılıyor. Büyümesine büyüdük, hatta dünya ekonomisinin %85'ini oluşturan G20 ülkelerinden daha hızlı, daha çabuk çok büyüdük. OECD ülkeler içinde de İran'dan sonra ikinci sıraya yükseldik. Ancak bununla yetinemeyiz.
yetinmemeliyiz. Makro dengelerin iyileşmesinin yanında vicdani ve insani seviyelerin büyümesine de ihtimam ve irade göstermeliyiz. Potansiyelimizi harekete geçirmenin 81 milyon Türk vatandaşıyla ekonomik özgürlük ve haklarımıza sahip çıkmanın felaket tellallarına hak ettikleri dersi vermenin zamanı gelmiştir. Nitekim zaman bugündür. Zaman zalimlerin oyununu boşa çıkarma günüdür. İnançla söylüyorum ki zaman Türk'ündür. Mekan Türk vatanıdır. Gelecek Türkiye'nindir. Asıl ve asil güç Türk milletidir. Milletimizi kandıranların, umutları çalanların, soygun düzeni kuranların yakasından tutmak, onlarla gecikmiş hesaplaşmayı yapmak, iktidarından muhalefetine hepimizin vatan görevidir. Tosuncukmuş, çiftlik bankmış, süt bankmış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemeli. Bunlar her neredeyse enselerinden tutulup layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır. Bu milletin çektiği çile ve ızdıraba artık bir son verilmelidir. Müzdarip kaldığımız sorunlar birer birer etkisizleştirilmelidir. Çatı çökmeden, sütun çürümeden kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Birlik ve dayanışma ruhunun lütfuyla üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, defterleri dürülmeli, yedikleri alayının burnundan fitil fitil getirilmeli. Masumların hissiyatıyla oynayan, mankurtların, mazlumların ahını alan, mandafonların, küresel ve emperyalist ihanet markalarının hakkından gelmek, plan ve hesaplarında boğmak beka ve vefa borcumuzdur. Biz istediğimiz sürece yenemezler. Biz milli duruşu gösterdiğimiz müddetçe hiçbir mihrak karşımızda dün olduğu gibi duramaz, duramayacaktır. Unutmayınız, Allah bizimledir. Zaferse arzuladığımız diriliş ve yükseliş ise özlediğimiz elhak gerçekleştirilecektir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Allah'ın da bir bildiği vardır. Mutlaka tecelli edecek, muhakkak ilahi takdirini gösterecektir. İnancımız tamdır, imanımız tartışmasızdır. Sabrın sonuna da inşallah selametin vuslatını doğuracaktır.